Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle pratik bir pasta tarifi, gelin çantası tarifi yapacağız. Çantası, pastası daha doğrusu. Bunun için öncelikle bir yumurtamızı karıştırma kabının içerisine koyuyoruz. Bir Türk kahve fincanı şekerimizi ilave ediyoruz. Toz şekerimizi. Şurada 2 yemek kaşığı kakao. Bir paket vanilya, yarım pakette kabartma tozumuz var. Bir su bardağı süt. Bir su bardağı un ve 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyeceğiz. Sıvı yağımızı da ekleyelim. Sıvı yağımızı da ekledik. Bunları şöyle biraz çırpıyoruz. Şöyle sizin de görmeniz için size birazcık dayanışım. Şöyle birazcık şeker eriyene kadar şöyle birazcık çırpıyoruz. Bir su bardağı soğuk sütümüz var. Pişmişti, soğundu. Çok güzelce karıştırıyoruz. 2 yemek kaşığı kakao, 1 paket vanilya ve yarım paket kabartma tozunu ekliyorum. Şöyle koyayım şuraya. Güzelliğine karıştırıyorum. Bir paket, bir bardak su bardağı. Şöyle serpiştirerek un. Akışkan bir hamur olacak zaten. Tek hamuru gibi beklemeyin. Bunu tavada pişireceğiz. Yapışmaz tavada. Güzelce her tarafını karıştırıyorum. Yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne, bardağınızın ölçüsüne göre de değişebilir. Tavamı ısıttım. Isınıyor. Şöyle güzelce çırpıyorum. Tekrar edecek olursak malzemeleri: bir yumurta, bir Türk kahvesi fincanı toz şeker, beyaz toz şeker, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 kaşık kakao, bir paket vanilya, yarım paket kabartma tozu, bir su bardağı un ve bir su bardağı süt. Güzelce çırptık bunları. Şöyle akışkan bir kıvamda olacak. Şöyle kameramızı ocağa yanaştırayım. Şöyle bir tane poşet ayarlamanız gerekiyor. Pişeni bunun için alacağız, kurumaması için. Şöyle tavamızı ısıtıyoruz. Bayağı ısınmıştır herhalde. Çok hafif bir sıvı yağ. Çok değil şöyle. Yapışmaz tava olması önemli. Çünkü tavada pişireceğimiz için yapışabilir. Tavamız ısınmış. Gördüğünüz gibi yağ da hemen ısıttı. Ve şöyle bir yemek kaşığı. Şöyle tavamızın çok aralıklı olmayacak şekilde her tarafına şöyle yayıyorum. Bir yemek kaşığı yeterli olur. Koymayın. Üzeri göz göz olana kadar pişecek bunlar. Şöyle. İçine sonra çırpılmış şanti koyacağız soğuyunca. Bu şekilleri de bozuluyor. Yuvarlak olması lazım da. Şöyle bir yemek kaşığı bile çok oldu diyebilirim size. Daha da az koysanız da olur. Şöyle görüyorsunuz, şu en önde ilk koyduğumuz mu diyeyim. Şu ilk koyduğumuz muydu tam da bilemedim de. Şöyle göz göz olmaya başladı üzeri. Ortası çok boş kalmasın. Şöyle oraya da hemen bir şey koyuvereyim. Şöyle pişmiş mi diye bakıyorum. Şöyle göz göz oluyor zaten. Tam da pişmedi daha. Şöyle. Tam da bakıyorum arada.
Şöyle daha çok yanaştırayım isterseniz, daha güzel görmeniz açısından. Şöyle arada bir hava aldırıyorum ki şöyle daha güzel kabarsın diye. Bunlar oldu. Şöyle elimle. Bunları poşetin içerisine koyuyorum. Altına kısalım. Hemen hemen çünkü hepsi oldu. Tek taraflı pişiriyoruz. Bunun özelliği böyle şöyle olacak. Göz göz olduğunda soğuyunca içerisine çırpılmış şantiyle süsleyeceğiz. Şöyle. Üst üste koymayın. Şöyle. Böyle böyle hepsini alacağım oraya. Hepsi üst üste geldi. Bir anda elim takıldı. Görüyor musunuz? Ne oldu? Şöyle şöyle. Göz göz olunca çekiyoruz. Gelin çantalarımız pişti, soğudu. Şu ilk pişirdiklerim. Şöyle göstereyim. Ben birazcık bu tarafını çiğ bulduğum için iki tarafını şöyle çok hafif bir döndürdüm. Bazıları düzgün olmadı. Şöyle. Çok hafif iki tarafını da döndürdüm. O yüzden tabi siz karar vereceksiniz buna, yine de yiyecek olan sizseniz. Birazcık çiğ gördüm. Daha önce de denediğimde de öyle hissetmiştim. O yüzden iki tarafı pişirmiştim. Bir öyle bir böyle dene. Şöyle. Ben elimi çekemedim. Mesela şu taraf pişmedi değil mi? Şu taraf pişti. Şu pişen tarafın içine böyle benim şanti torbasını kullanmadıydım. Şöyle içerisine şantileri şöyle kaşıkla tutturuyoruz. Sonra şöyle sandviç şeklini veriyoruz. Şöyle. Sonra servis tabağına diziyoruz. Bir saniye ellerimi bir silmek istiyorum. Ellerim birazcık battı. Diye o kadar çok var ki hangisini seçeceğimi bilemedim. Şöyle aldım. Tarafına şantimi koydum. Şöyle. Şöyle sandviç gibi büktüm. Şöyle yerleştiriyorum servis tabağıma. Tekrar gösterecek olursam. Şöyle yarısına kadar şanti koydum. Şöyle ikiye büyüttüm sandviç şeklinde ve şöyle 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 üst üste koyunca açılmıyor zaten. Şöyle şöyle. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Raziye'nin mutfağını Facebook'taki sayfama beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.